Bana Instagram'dan mesaj olarak atan kişileri buraya ekledim. İsimlerinizi de görebilirsiniz. Şöyle indiriyorum yavaş yavaş. Yeni bir videodan merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. En son biliyorsunuz zihinselle sunağa girmiştik, otomatik hava bırakmıştık. Yaklaşık böyle yarım gün falan kaldı. Çünkü hesap acayip derecede pot yiyor ve markasız bir şekilde kasılıyor otomatik havada. Yani kasabildiğimde öyle çok ahım şahım bir şey yok. 8 tane ya da 9 tane parlatılı istiridyen vardı, 23 tane olmuş. Bu bizim sunucuda 7M ile 10M arası değişiyor. Bazen 12M'den de gidiyor. Şu anki piyasası nedir bilmiyorum. Bakmamız lazım. Galiba 3-5 tane de sarı parlak parça düşmüş. Dediğim gibi çok sağlam bir şekilde kasamadık. Yaklaşık yarım gün kastım. Dün gece bırakmıştım. Bugün sabaha kadar kasıldı. Yarım gün bile değil, öyle diyebilirim. İşten de yeni geldim. Dedim hesaba bir gireyim. Kastıklarımızı size göstereyim. Gördüğünüz gibi parçalar burada. Bir de şehre gideceğiz. Şehirde de bakacağız. 6. 7. Efsun'a bıraktığımız ayakkabımız ne durumda. Şunları da ben attım biraz önce. Bayağı üstünde çerçöp vardı. Ha, burada ekstradan artı 7 artı 6 mamalar kastık. Gördüğünüz gibi Exerdiar'ın XP'si yarıya geldi. Yani burada düşen mamalarla güzel XP kasabiliyoruz. Ayrıca simyalarımın süresi gitmiş gördüğünüz gibi. Sadece bu üçünü uzatacağım. Bunları uzatmayacağım bile. Ya bu şekilde de dayanıyor diye biliyorum. Hadi gidelim köyümüze. Geldik dedemize. Hadi bakalım dede, göster kendini bize be. Şöyle bir STR eklesen var ya, mükemmel olur. Oyun mu gitti? Ne oldu? Tıklanmıyor dedeye. Dede bize küsmüş galiba. Dedeciğim. Hadi be dede. Sakın başarısız deme. Ya nasıl ya? %70 ile nasıl eklenemiyorsun? Bana bunu bir anlat dedeciğim. %20 ile ekliyorsun. Güçlü eklem almak için boşuna yere hesaba şimdi tekrar app yüklemek zorunda kalacağız. Aa, Costco Reis de burada. Costco Reis'i bilenler vardır illaki. Reis'e selamlar. Şöyle küpe ve kolli sandıkları da çıkmış. Bunlar hatta açalım. Bunun anahtarı nerede? Dursuz. Heh, burada. Sandık oranları güzel. Pet kitap sandığı orada düşüyor muydu bilmiyorum ama bana düşmemiş, düşüyorsa da. Sandıkları açalım. Sis yediti çıktı. Çürük çekirdek. Tecrübe yüzü 3 saat. İş yapar. Sis cediti kolyesi. 2 tamlıklıysa güzel paralar eder. Bakarız. Gece cediti. Bu bir tane ise tanesi 15-20 m'de en son. Küpe çıktı. Güzel. Troll kornosu. Ejderha madalyası. Güneş cediti kolyesi. Troll kornosu. Bunların en değerli herhalde bunlar çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyordur. Ham metal. Sis cediti. Güneş cediti. Sis cediti. Tecrübe yüzüğü. Sis cediti. Hırsız eldivenleri. Ham metal. Bunları açmayacağım. Bunlar tekrar yine üst üste biriksin. Tekrar yine biriktiği zaman böyle açarız. Bunlar da gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Bakalım şu kolyeler nasıl? Çift tamlıklı başlayan var mı? Tamlık 1 ama bunu artı basınca anlayabiliyoruz galiba. Şu 3 saatlikleri yere düşüyor mu? Tüh be, düşseydi iyiydi. Şuna bakalım. Bu da bir tamlık. Int veriyor. Bu ne veriyormuş? Bu da res veriyormuş. Eldiven üstte işleyenmiş. Küpe varmış. Küpeyi de yeni gördüm. Bu da bir tamlık ama bunlar herhalde artı basınca anlaşılıyor. Çift tamlık mı değil mi olduğu. Hemen deneyelim. Bakalım. Res 3 veriyor. Tamlık 2 oldu. Bu. Tamlık 2. Aynı herhalde ya. Aynen. Ben bunları pazara atıyorum. Yine de satılıyor böyle 5-10 m'den gidiyor yani. Hatta ben bayağı bir plaka kastım. Böyle 200'lü 200'lü 4-5 set var galiba. Bunlarla birlikte kolye, küpe falan basabiliriz. Artı 7 artı 8'e. Oradan da ufaktan gelirimiz olur eğer basabilirsek. Supervisor'a da buradan selam olsun. Bu ayakkabıyı tekrar 6-7'ye bırakalım. Bak naz yaptı biraz. Zırh da böyle yapıyordu. Ve sonunda güzel bir 7. Efsun yakaladıkmıştık zırha. Bakalım bu da böyle bir güzellik yapacak mı bize. Tekrar yolluyoruz dedemize. Dede bunu ekle, geri bize gönder. Sana zahmet olacak biraz ama. Bir yola da geldik. Şöyle bir yolumuzu da verelim. Kırmızı hayalet ağacı diyoruz. Devam diyoruz. 19 tane sonra bitiyor. Gayet güzel. Şuradan da bir tane hızlandırıcı okuyalım. Bonus ekleme diyoruz. Evet diyoruz. %30 düşüyordu. 16 saat kaldı. Şuradan da bir tane ruh taşı okumak istiyorum. Bakalım nerede o ruh taşımız? Şurada. Güçlü vuruşumuz. Bakalım G7 oluyor mu? Maalesef olmadı. Şimdi Zinseli köye indirdik. Ne yapacağız? Burada birkaç bir şey deneyeceğim. Bir arkadaş bana özelden ulaştı. Arkadaşı da buradan ilgi alakasından dolayı teşekkür ederim. Bana sunak hakkında birkaç bilgiler verdi. Şimdi onları uygulayacağız. Bakalım faydası olacak mı olmayacak mı? Onu birlikte görelim. Şöyle bir 3 efsun kostümümüz vardı. Buna 15 ok efsunu yakalamaya çalışacağım. Gelirse inşallah bir an önce süper olur. Ok geldi ama 10 geldi. Arkadaşım bana dedi ki ah be şu ok 15 olaydı var ya mükemmel olurdu. 2K'da IP varmış. Şimşek büyü çiftel. Her neyse arkadaş bana dedi ki birkaç yanlış bildiğim bir şey var dedi. Ok savunması dizmem gerektiğini söyledi. 10 geldi yine maalesef. Ve biraz da hip absorbe yaparsan rahat dayanırsın dedi. Ben şamanla rahat dayanıyorum, sen zihinselsin, daha rahat dayanman gerekiyor dedi. Ve arkadaş neredeyse hiç pot basmıyormuş dediğine göre. Bunu deneyeceğiz bugün. Bakalım inşallah bir an önce gelir. Şöyle hip absorbeli falan bir şey gelirse daha da güzel olur. Şimdi ben biraz deneyeyim. Bir şey gelirse gösteririm size. Ufaktan bir deneyeceğim. Eğer gerçekten iş yapıyorsa arkadaş dedi ki %60 ok savunması yeterlidir dedi. Şöyle bir şey yakaladım. 1,5 HP 50 STR 10 ok savunması. Hem HP hem STR ok savunması 5 kırık ama bence bu dursun.
Yani ok savunmasının faydasının olup olmadığını zaten 20 ok savunmasından bile anlayabiliriz. Arkadaşın dediğine göre yaklaşık %60 ok savunması dizersen uzaktan vuran okçular neredeyse 100-200 falan vurduğunu söyledi. Bayağı bir hiç neredeyse vurmuyor gibi bir şeymiş. Şimdi bunları deneyeceğiz. Bir tane burada ok savunması 10 var. Bir de benim normalde şu küpede 10 ok savunması olsa daha mantıklı olurdu. Hazır 10'da yarısı vardı. Eğer gerçekten iş yaparsa onu da buluruz. Şurada da bir zümrüt küpem var. 10 ok savunması da buradan var. %20. Başka nasıl arttırabiliriz? Ayakkabıdan alamıyoruz maalesef. 10 ok savunmalı ayakkabı. Aa, burada var. Bu ayakkabı da deneriz. %30 oldu. Başka nereden alabiliriz? Kolyeden arttırabiliriz. Geldik Ninja. Ninja'da birazcık efsun vardı. Ve benim pazarımda da sadece 10 kritikli şöyle bir ayakkabı vardı. Buna yalandan bir 10-15 ok savuşturması getirebilirsek en azından denemiş oluruz. Hem de belki elit bir şey de yakalayabiliriz. Belli olmaz. Attık bir tane kılıç 15. Maalesef ok 15 geleydi. İyiydi. Kriti de varmış yalandan. Bir tane daha attım. Ok 15. Ex bonus. Tamam. Güzel. Sırf denemek için kullanacağım bu arada. O yüzden Efsun'u şimdilik atmıyorum. Ok 15'li bir kolyem daha vardı. 15 oradan gelecek. 15 buradan 30. 10 kostümden gelecek 40. Tam savaşçı ile gidecektim. Aklıma bir şey geldi. Benim Ninja'da şöyle kullandığım idarelik 10 şeytanlı bir artı 8 Grena küpe vardı. Dedim ki şu 4 Efsun'da bunu atayım. Belki bir 10 yarı. Yalandan da yanına bir 10 ok. Ne bileyim 15 ok falan da gelebilir. Hadi bakalım attık. 6 ok, şeytan 6. Hep 6 gelmiş kardeşim, ben sana bağlı atmadım ama yani. Niye bağlı Efsun gibi geliyorsun ki yani şimdi sen? Oha, 20 şeytan yakaladık lan. Bu değiştirilir mi ki ya? Ama şeytanlık bir durumumuz yok bizim. Mecburen değiştireceğiz. Diğer efsunlar da yani resmen yok gibi bir şey. Değiştirdim çünkü kullanacağım bir alan yok şeytanı şu an. Aha yarı. Lan bir de ok ver yalandan yanına bir. 20 şeytan da var. Kılıç pençesi de var. Abi bu satılır. Yarı insan 3 var. Hareket hızı da var. Tamam, bu değiştirilmez. 20 şeytan da var. Hani bunu da değiştirsem artık söverler bana. Valla ufaktan güzel bir efsun yakaladık. 10 kılıcı 10 pençesi de var. İyi güzel. Tamam dursun bu. Hareket hızı da varmış. Mis. Haydi bakalım o zaman şu zihinsele bir tane bekçiler tılsımı şu 3 sandıktan çıkartalım değil mi? Lan ne geldi öyle, göremedim. Hadi be bekçiler, yorma bizi be. Cadıyı almayacağım ya. Ah be, metal sandım. Bunun içinden metal çıkmadığını bilmemize rağmen metal çıktı sanıyoruz ya. Başta öyle bir heyecan basıyor. Görüntüsünden dolayı. Oo, çok 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 gittik. Tamam yeter. Bir sürü para harcamışız farkında olmadan. Hadi be kardeşim. Bak verirsin be. Güçlü mü? Güçlü olsa alırdım. Hadi be. Olmadı bu ya. En kötü şeyi verdi. Geçit bileti ne çok gösterdi be. Cadı geçeceğim mecburen. Bekçiler lazım çünkü. Ama şimdi bir daha cadı gelirse alırım. Gelirsin bence. Verme kardeşim şunu ya. Al işte. Buna kaldık. Maalesef. Bunağa gitmeden önce dedim ki şurada biraz metin keselim. Hırsız eldiveni çıkartabilirsek en azından hırsız eldiveni iş yapıyor. Ben niye böyle çok ağır hantal vuruyorum? Ben unutmuşum bu ganimet peti olduğunu. Son 3 günü kaldı. Çok kullanamadık. Oyuna pek giremiyorum maalesef. Eldiveni düşüremedik. Bunağa geldik gördüğünüz gibi. Şimdi ok savunmalarını deneyeceğiz. Bakalım kaç vuruyor şu an. Vur kardeşim bir. 2100 falan vuruyor gördüğünüz gibi. Vur bakayım bir daha. 2300 vurdu. Şurada 15 ok savunmalı itemler var. Sırf denemek için takacağım. Hatta zırhı değiştirmeyelim. Defanstan dolayı belki etki yapabilir. Şurada bir tane zümrüt küpemiz var. Hemen bir %10 arttıralım mesela. Bakalım değişiklik olacak mı? Evet, hemen deneyelim. Şöyle bir %15, %15 artı %10. Toplam ok savunmam 50 oldu. Bakalım kaç yiyeceğiz. Ana harbi lan. 1.2 vurdu. Dur bakayım bir. 1.3. 1K'ya yakın hasar oynattı. Gerçekten doğruymuş o zaman. Bak ben bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. %60 yapsan yeter dedi. %60 olsa ne olur? Herhalde bir düz bir kaya düşer. Ama arkadaş dedi ki 100'lere 200'lere falan düşüyor dedi. Acaba şaman olduğundan dolayı mı? O kendisi şamanmış galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şamanın kutsaması bayağı bir saldırı düşürüyor çünkü. Belki ondan kaynaklıdır. Ama yine de ok savunması gerçekten iş yaptı gördüğünüz gibi. Zihinsel'i sunağa götürdüm. Ninja ile işimiz bitti. Bu arada Ninja'ya da bu arkadaş PM atmış. Arkadaşa da teşekkür ederim. Eksik olmasın. Sağ olsun, var olsun. Kendisine de yazdım zaten. İzliyorsa selamlar kendisine de. Eyvallah, sağ olun. Hesabı da şimdilik böyle buraya otoya bıraktım. Hatta şamanımı getirdim biraz. Gördüğünüz gibi kutsamam falan var üstümde. Şamanla birlikte bir kendimi test ettim. Bayağı bir şamanın etkisi var. Onu fark ettim. Evde boş bir zamanda bir ara şamanla şu bölgeye gideceğim. Kürek bölümü var biliyorsunuz şurada. Burada bayağı bir topluca at üstüne slot kesip güzel farm yapabilirim diye düşünüyorum. Otoya da buraya bırakacağım. Simyamda dediğim gibi set yok. Sadece yakut, elmas ve onyx takılı. Böyle haritanın en kıyısına, köşesine bir yere bıraktım. Burada ufak tefek slotlar çıkıyor. Çıktıkça da bu şekilde yavaş yavaş kesiyor. Acelemiz yok. Devamlı ölüp dirilmektense bu şekilde ufak ufak slot kesmesi daha mantıklı. Parça olarak 20 tane sarı, 23 tane parıltılı istiridye, 40 tane süslü parça sandığı. Başka neyimiz var? Başka düşebilecek bir şey yok.
Yani değerli olarak. Bir de pet mamalar düşüyor. Hatta bir tane artı 7 düştü mutluluk. Çoğu arkadaş Alastor kullanmamı istemiş. Alastor'un oranları daha yüksek mantıken. Ben burada videoyu duraklatayım. Sonra gideyim yatayım en iyisi. Tekrardan merhabalar. Şimdi pazar alanına geldik. Şöyle birkaç item bakayım dedim. Hazır bir tane artı 8 şöyle bir kirin ayakkabı buldum. Satan arkadaşlar tanıyorum aslında, Bay Guillotine. İzlerse ona da selam olsun buradan. Bana şöyle bir ayakkabı lazımdı. Hem ok savunma hem ok savuşturma hem yalandan hippie ve kritik. Ve uygun geldi bana. 5 10 bayağı uygun hatta. Ayakkabıyı şimdiden çekelim. Kendi ayakkabımızda sadece 10 kritik ve 15 ok savuşturma var. Onu da 4-5 fondan satarız. Ok savunmanın da biraz gerçekten Yohara'da iş yaptığını gördük. Hatta bayağı bir yorumlarda bahseden kişiler vardı. O arkadaşlara da buradan teşekkür ederim. Selam olsun. Gerçekten de iş yapıyormuş. Ben o kadar etkili olacağını düşünmezdim. Hem bizim Kirin ayakkabıda HP yoktu. Hem ok savunması yoktu. Ekstradan HP'si oldu. Ok savunması oldu. Sadece %5 kritik kaybettik. Ondan da bir şey olmaz. Şimdilik başka ne alabiliriz? Bir bakayım tekrar pazarlara ben. Sizi şöyle bir manzarayla karşılıyorum. Gördüğünüz gibi 3 kayıp çektim Ankapin'den. Ankapin'de biliyorsunuz zaten benim sponsorum kendileri. Teşekkür ederim bu arada bana sağlamış olduğu desteklerden dolayı. Siz de benim gibi bu şekilde kupon alarak Ankapin'den alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca video açıklama kısmında bulunan Ankapin referans linkinden kayıt olup üye olup oradan alışveriş yapabilirseniz çok iyi olur. Beni de desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Eksik olmayın. Kimlerin referans ile üye olduğunu görebiliyorum. Hatta kimlerin alışveriş yapabildiğini de görebiliyorum. Alışveriş yapanlardan da teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Hepimiz çektik, ne yapacağız? Tabii ki de ok savunmalı bir tamlıklı kolye yapacağız. Peki neden bu kolyeyi aldım? Bu kolyenin cevherleri çok basit bir şekilde düşüyor. Çok ucuza satılıyor. Artı 7 artı 8 yaparım. Devamlı cevherlerden de tamlık alırım. Hatta aklımda bir düşünce var. Eğer Epsilon'u kolay yakalarsak, şu ok savunmasını 10-15 yanında kritik 10 falan yakalarsak mükemmel olur. Bir şeyler yapmaya çalışacağım farklı bir şekilde. 1.5 ayıp maalesef. Bak şimdi ok savunmasını istiyoruz. Hayatta gelmez bu. Kritik 3. Geçtim direkt. Kritik 3. Kritiği çok gösteriyor bu arada ama ok hiç görmedim hala. Aha 10 gördüm. HP bile yok yanında. Yani yalandan şöyle 10-15 ok yanına 5 kritik falan. Yanına da HP olması şart bu arada. HP bayağı eksiğimiz var. Oo gelmeyecek herhalde. Bu bizi bayağı yoracak gibi. Kolye de çift tamlıklı değil. İdarelik işimizi görebilecek bir şekilde aldım. Çift tamlıklı itemler çok pahalı. Sonra eğer bütçemiz yeterse onlara da bakabiliriz. 15 ok. Ulan bir HP olsa var ya kesin bırakırdım. Bak 15 ok zor geliyor. Bir tane daha kolye aldım geldim. Çünkü biraz önce kayıt dışında 2 tane 3 tane Epsilon attım. Şöyle 1.5 IP 5 kritik delici falan geldi. Bu satılır. Yani ben bunu 1 bon aldım. 2 2.5 bondan gider en kötü ihtimalde. Şimdi şuna Epsilon atalım. Bakalım 10-15 oku artı HP kriti yakalayabileceğiz mi? Binde bir bir olay bu bahsettiğim durum ama hiç belli de olmaz. Belki gelir. Oy çok kötü ya. 2 IP var ama yanına bir 15 ok. Hadi. 20x bonus ne çok geliyorsun be. Delici de 10 var. Yok maalesef biraz Epsilon denedim fakat bayağı bir zorladı, hiç gerek yok artık. Eğer hazır bulabilirsem şöyle ok savunmalı HP'li falan almaya çalışırım. Buna da 10 ok geldi, başka da hiçbir şey yok işe yarar. Buna da gerek yok, şurada dursun. Sadece ayakkabımızı değiştirmiş olacağız. Bir de zinsele geçelim, 6-7'ye bıraktığımız ayakkabımızın Epsilon'u gelmiş mi ona bakalım bir. Evet zinsele geldik, yeni aldığımız ayakkabımızı giyiyoruz. Bakalım bir 10 ok savunma, kritik, ok savuşturma, HP güzel. Bu ayakkabımızda da sadece kritik, bayılma, ok savuşturma vardı. Bunu da pazara atarız. Bu da artı 8. Fakat şu parçalarım hep 200 dolmuş ve taşmış. Gördüğünüz gibi 200'lü mesela bu. 200'lü beyaz parça. 200'lü sarı parça. 200'lü gri parça. 200'lü mavi parça. Bunları ayırırım. 10'lu 10'lu belli bir fiyattan satarım. 103 tane deniz kızı sandığımız var. 7 tane anahtar var. Anahtar metinden düşüyor sadece ama deniz kızı sandığı gördüğünüz gibi slotlardan düşebiliyor. 200 tane olunca satarız veya açarız. Belli olmaz. Bakarız duruma göre artık hareket edeceğiz. Şimdi ben şunları bir düzenleyeyim geliyorum. Evet şimdi şöyle bir şey yapacağız. Benim zırhımdaki Epsilon'lar bu şekildeydi. Aslında güzel Epsilon'lar. Benim işimi görebilecek Epsilon'lar. İki tane de Epsilon nesnesi artımız var. Bu Epsilon nesnesi artıları zırha atacağız. Atalım. Belki 15 şimşek ne bileyim belki yanına da 10-15 ok savunmalı bir şey gelebilir. Bakalım. Ok savunması geldi ama o kadar beter bir oran geldi ki. Şuna bak. Hadi be reis. Şöyle bir elit bir şey yakalayalım. Oo bayağı elit bir şey yakaladık. Evet şimdi şöyle bir şey yaptık. Benim pazarımda biliyorsunuz app kuponları vardı. 50 app kuponları. Onları bozdurdum. Biraz Epsilon aldım. Yaklaşık 8 tane Epsilon aldım. Şöyle bir Epsilon yakaladım. 15 ok savunması var. Kritik delicisi yok ama 15 ok savunması benim işime yarıyor şu an. Hatta HP'si de var. Gayet güzel. Bunu da satacağız. Pazara ekleyeceğim. Yohara'ya girecek insanlar alır bunu her türlü. Artı 8 hazır basılmış. Gece ciddi kolyesi. Ben de şöyle sis ciddi kolyesi aldım. Bunun da cevherleri zaten sunakta düşüyor. Hemen hızlı bir şekilde eklerim. Bittikçe de devamlı eklerim. Gördüğünüz gibi 62 tane var. Bize ekstradan tamlık sağlayacak. Ben bu kolyeyi şimdi bir artı 7'ye falan bir deneyeyim. Artı 7 olursa şimdilik yeter, işimizi görür. Şöyle de 3 tane cevher ekledik. Gayet güzel. Bir de şöyle yeşil şans kutular aldım. Bu yeşil şans kutularından bir tane bekçi çıkarsa süper olur. Bekçinin bu yüzükten daha çok etkisi var. Deneyelim şansımızı bakalım. Protein lokması çıkmış.
Saldırı markası maalesef. Yangımız yani yeter herhalde. Bir iki tane sizle açalım. Sonra ben hızlı hızlı açıp geçeceğim. İnşallah çok açmayız. Hadi bakalım. Cadı bu iyi. İş yapar en azından. Parasını her türlü çıkarttı. Şunu da sizle açalım. Sonra alsam mı ki ya? Ya yok, boşver, geçelim. Belki üçüncü denememizde direkt bekçi tılsımını verecek şurada bir yerde. Küçük ekleme. Üçüncü el. Pelerin. Hop. Maalesef. Bu belki iş yapabilir Yohara'da. Hadi şunu da siz de açalım. Sonra gerisini ben halledeyim hızlı bir şekilde. Sırlar yüzüğü. Sırlar değil. Bekçilerin tılsımı olacak. Kaç para gidiyor? Şu an 2M. Bir tane daha açtık. Maalesef. Ben şunları bir açayım geleyim. Maalesef bütün sandıkları açtım. Gördüğünüz gibi çıkan en değerli şey şu kaplan kemiği küpesi. Bunun da STR etkisi oluyor mu? Bir bakalım. Bu arada arkadaşlar selamlar. Tam video denk geldi. Video selam, like, devam demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi şu küpeyi takalım. 200 STR verdiğini söylüyor. Bakalım STR'miz 200 artıyor mu? Bundan dolayı takamıyoruz. Bakalım. Evet, artıyormuş. Hadi be ayakkabı. Güldür yüzümüzü be. %70 şansla ikinci kez yakarsan dede sana kötü şeyler söylerim bak. Hem de içimden. Ateş ayakkabısı. Hadi be koçum. STR istiyorum şuraya. Hop. Dördüncü eklenen bonus %25. 15 ok savuşturma efsunumuz 17 falan oluyor galiba. Tam reis, olur, kullanırız. Duruma göre bakarız. Olmasa değiştiririz. Bu arada gelen iki efsun da güzel yani. Şu kolyemiz de artı 7 artı 8'e bir deneyelim. Bakalım geçirebileceğiz mi? Malzemeleri aktardım. Dediğim gibi bayağı bir malzeme kasmıştım. Evet, kolyemiz yanmaya devam ediyor. Şöyle birkaç kere siz de deneyelim. Sonrasında ben halletmeye çalışacağım inşallah geçerse. Çok malzeme istiyor ya. Şu malzeme çok gidiyor. Bakın 20'li 20'li istiyor. Bakın burada 15 tane istiyor. Çok göründüğüne bakmayın. Aslında çok da gidiyor yani. Bir o kadar çok da artı basmasına gidiyor. 20 tane burada istiyor. Geçmiyor ya. İllet bir item bu. Evet, maalesef gördüğünüz gibi malzemeler bitti ve kolyenin durumu hala aynı. Hiçbir değişen yok. Birkaç tane daha vardı. Gideyim o 200'lü parçaları daha alayım. Bu kolyeyi bir artı 6 yapmam lazım en kötü ihtimalde. Simyaları da uzatacağım. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Biliyorsunuz antika simyaları genelde süre uzatmak için kullanıyorlar. Genelde Safiri, Grenay'ı, Onyx'i, Aura kasanlar bu şekilde kullanılıyor diye duymuştum. Ve oran olarak da %100 oran veriyor demişlerdi. Bakın mesela bu süre yüklemesi %50 yazıyor. Bir tanesini şöyle feda edelim bakalım gerçekten de öyle miymiş? Vallahi gerçekten de öyleymiş. Yani günlük eğer kazancınız yüksekse simyalarınızı mecburen bu şekilde uzatmanız gerekiyor. Yani eğer günlük geliriniz artı 10, 15, 10 üzerindeyse bu şekilde günlük 6 tane antika grena alarak yani toplam 3 won falan yapıyor galiba. Şu an 50-60 en yani bizim sunucuda. Bu şekilde uzatmanız gerekiyor ki bu da en mantıklısı zaten. Şimdilik şöyle simyalarımı uzatayım ben. %50'yi de hangisine yedirsem ki? Bunun 7 saati varmış. Buna yedirelim. Bu 20 saate çıkar. Evet, çıktı. Şuradan da bir grena feda edelim. Bu da size gelsin. Hop. Aha, dolandırıldık. Hani %100'dü lan bu? %50 geldi. Al bir tane daha grena. Bak %100 geldi. Adam. Geldi adam. Şimdi %50'yi de şuna basalım. Şunu da bir tane feda edelim. 10x mi feda edecek? 10x feda edek hadi. Bu da %100'lük geldi. Güzel. Bunu da hemen şöyle yedirdik. Hepsi güzel. Bir günlük oldu diyebiliriz. Şunları ben sonra yine uzatırım. Hazır köye de inmişken biyoloğumuzu verelim. Süresi geldiyse tabii. Evet, gelmiş. Bak yine yaktı ya. Abi bu 85'ten sonra yani bu kırmızı hayalet ağacı dalı biyoloğu görevinden sonra şu araştırmacının öz öğütü neredeyse işlemiyor gibi bir şey yani. Ben şu ana kadar herhalde bir 10-15 tane rahat yakmışımdır. Bilginiz olsun, ona göre kullanın. O zaman bir 5 tane de yeşil şans kutusu aldım. Belki bu 5 tanesinden bekçi çıkartırız. Bir de şöyle BK'larımızı okuyalım. Kılıç darbesi 2 BK sonra M10 oluyor. Şiddetli, artık geç be kardeşim. İçim yanıyor mu? Karakterin içi yanıyormuş. Hemen söndürürüz birazdan sunakta. Kılıç çemberi. Maalesef. Bunu sunağa gidince okuruz. Şurada dursun kenarda. Bir de şöyle güçlü vuruşu bir G7 yapalım artık değil mi? Hop. Yok, yine hata dedi maalesef. G6'da kaldı. Hadi bakalım sandıklar. Aman, bir an çıktı sandıma sarı sarı görünce. Lan. Çok benziyor bu ya. Ve ben çok benzetiyorum onu bekçilere. Hadi be. Ya bana önceden çok kolay çıkardın. Niye böyle zorlaştı bilmiyorum. Bu arada üstünde para bitmiş. Şunu da alalım. Gidelim bir won bozduralım. Bir won varmış üstümde zaten. Hadi be kardeşim. Bak yine aynısı çıktı. Yoksa gelecek mi acaba? Bizi heyecanlandırıyor şu an. Hadi be reis. Verdin mi? Küçük mü? Küçük geldi. Yine küçük geliyor. Bunun içinden büyük çıkıyor mu bilmiyorum ama hiç görmedim. Şu ana kadar hep küçük çıkıyor. Bir ver bekçiyi be. Bekçiler tılsımını istiyoruz ya. İnat etti. Çıkmayacak. Hızlandırma %10. Hadi hızlandıralım bir tane biyolog. %10 en azından. Bir tık indirmiş oluruz süresini. Hadi be kardeşim. Ne uzattın be. Kaç tane sandık açtık. Yazıklar olsun sana. Bundan vermezsen harbiden yazıklar olsun ya.
Lollipop mu? Bu ne veriyor? Bu canavara 10 veriyor. Burada 30 canavar var. Yani hasarımız düşer. Ama saldırı hızı var burada da. Yok ya, biz geçelim bunu. Bu değil kardeşim, bize vallahi çıktı sandım ya. Neyse, alalım, petimizin ismini değiştiririz. Ne yapalım petimizin ismini? Yine hesabın ismi olsun ya. Hop, değişti mi? Vallahi petin ismi de cambacı oldu. Bir de ikinci köye gelmişken şuradan bir 70'lik sambo suyu yapalım. Galiba sambo suyuydu. Çan çiçeği suyuyla başlıyordu galiba. Aynen, çan çiçeğiyle başlıyormuş. 200 tane çan çiçeği ürettim. Şuradan da 200 tane dok suyu ürettim. Ayrıyetten 200 tane de sambo suyu ürettik mi? Okeydir bu iş. Şimdi sambo suyu ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi 70 savunma veriyor 3 dakika boyunca. Peki bu neden önemli? Biliyorsunuz şebnemler otomatik hava eklenmiyor. Bakın, koyulmuyor gördüğünüz gibi. Fakat su çeşitlerini böyle bırakabilirsiniz. Bu da ne oluyor? Tabii ki defansınızın eksik kaldığı yerlerde bu şekilde otomatik havada bunu buraya bırakarak kasılabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi sunaktayız. Şamanım da burada. Şamanla kendime kutluyorum. Arada bir artı veriyorum. Biraz ok savunmamızı arttırdık. 15 ok savunması fişten alacağız. 15 kolyeden alacağız. 30. 10 buradan alacağız. 40. 10 buradan alacağız. 50. Başka bir yerden alabiliyor muyuz? Galiba başka bir yerden alamıyoruz. Yani yaklaşık %50 bir ok savunması yaptık. Ha, bir de şuradan alıyoruz, pardon. 10 da burada var, 60. Ama HP absorbem yok bu sefer de. Şurayı çekeceğim. Köşeye bakalım, kesebileceğiz mi? Keseceğimi düşünmüyorum ama bir denemek istiyorum. Gelin bakalım. Hatta ataklı binekte duralım ilk önce. Sonra savunmalı bineğe geçeriz. Pelerinim yok vardı üstünde. Olsa hepsini çekerdim. Şöyle bir kenara geçin bakalım. Yok. Gördüğünüz gibi savunmalı binek şart galiba. Hip absorbem de bayağı az olduğu için öleceğim. Ölmemek için yaşam bastım bir tane. Ama yine gayet iyi dayanıyor. Bu arada ok savunmasını yaptık ya. Okçular şu an bize 500 vuruyor. Arkadaşın dediği doğruymuş yani. Ok savunmasını %60, %70 yaparsan 100-200 vururlar demişti. Şu an 500 falan vuruyor okçular bana. Baksanıza 500. Çok iyi. Şimdi savunmalı bineğe bindim. Bakalım bir de bununla deneyelim. Canımız oynayacak mı? Gel bakayım. Marka basılı değil bu arada. Tekrardan söylüyorum. Lan sersem yedik. Şanssızlık ya. Tüh. Ama yine gördüğünüz gibi toparladık. Hiçbir şekilde yaşam basmadım. Marka da basılı değil. Bu şekilde elle farm yaptığımız sürece, aha, bir tane daha artıydı. Yarı insan maması düştü. Bu arada burada mama çok güzel düşüyor. Ve düştükçe de pete yediriyorum. Bu peti bir arkadaş kasma. Alastor kullan demişti. Ama bu peti ben 96 yapacağım. Sırf oranları artsın. %1 canavar berserker falan daha artacak bu petin. Bir de HP CP oranı artacak. Havalı yay düştü. Yok mu bir 55 ortalamamız? Yokmuş. Burada zehir, havalı yay öyle artı 7 şekilde çok düşüyor. İlla ki bilenleriniz vardır tabi aranızda. Ben buraya ilk defa böyle tam anlamıyla geldiğim için tam olarak bilmiyorum hangi itemlerin nelerin düştüğünü. Bunlar da sizle birlikte öğrenmiş oluyoruz da, niye böyle can gitti ya? Ölme sakın. Kutsama mı gitti? Vay be, kutsamanın bayağı faydası varmış. Hemen şöyle çaktırmadan bir artı verelim. Kaç, çabuk 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 çabuk. Kaç 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 kaç. Gelin bakayım buraya siz. Ellemeyin şamanıma. Gelin buraya, gel 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 gel. Toplan toplan toplan. İşte en önemli eksiğimiz bekçiler tılsımı bir de. Bekçiler tılsımı olsa bayağı bir etkili bekçiler tılsımı. Bununla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu da iyi. Hiç yoktan iyi yani. Gördüğünüz gibi düşenleri zaten pet topluyor otomatikman. Toplayan petimiz olduğu için. Burada tam olarak otomatik avda şu an kasılamayız. Daha da gelişmemiz gerekiyor otomatik avda kasılmamız için. Şu tamlığımızı falan geliştirirsek daha iyi olur. Hatta şu kaykayla bir deneyelim mesela. Bakalım otomatik avda ne yapabileceğiz. Bizi burada yerler otomatik avda. Ha, belki şaman devamlı kalkıp ölse, ama otomatik avın da öyle bir özelliği yok. Ölüyor, 3 dakika sonra falan kalkabiliyor anca. Aslında ufaktan dayanıyor işte. Şaman varken dayanıyor. Şaman yokken maalesef dayanamıyor. Şamanı kaldırayım ben. Dinsenin yanına doğru getireyim. Şaman varken bir şekilde dayanıyor ama şaman yokken çok çok zor. Otomatik avda. Çünkü şamanın bayağı büyük faydası var. Kutsaması özellikle bayağı bir etkili. Böyle biraz burada takılalım. Herhangi bir önemli bir şey düşerse göstermeye çalışırım size de. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Bir gün önce biraz farm yaptım. Fakat çok da güzel bir farm yapamadım. Yani yaptım aslında ama 4-5 saatlik bir AFK farmı yaptım. Bu videoda da toplamda toplasanız 10-15 saat aralığında bir AFK farmı yaptım. Yani çok da verimli bir farm yapamadım. Hatta almış olduğumuz ganimet petini de çok verimli kullanamadım. Şimdi neler kastık size bir göstereyim. Deniz kızı sandıkları sunakta pek düşmüyor. Sadece Yohran'ın ilk mapinde çok güzel düştüğünü düşünüyorum. Orada çok güzel seri düşüyor. Şu an 108 tane var. Bazı arkadaşlar bu sandığı 200'e tamamla kendin aç demiş. Öyle yapacağım. Kar veya zarar artık ne olursa açacağız bunu keyfiye. Başka ne düşmüştü orada? Şöyle bakıyorum gözüme çarpan. İşte Ayas kökü 163 tane olmuş. Bunlar lazım olacak. Bunları şebneme çevireceğiz. Plakalardan yine bayağı bir kast. Bunlar biriktikçe depoya atıyorum ben yine. Bunları kullanacağımı söylemiştim zaten. Bayağı bir lazım oluyor.
Kusursuz anahtar 51 tane var. Hatta şöyle biraz açalım. Nerede bizim sandıklarımız? Gördüğünüz gibi kusursuz sandıklar burada. Tılsımı açmayacağım. Tılsımdan çok işe yarar bir şey çıkmıyor. Kolye ve küpeleri açacağım. Çift tamlıklı bir item de çıkartabiliriz. Veya şunların içinden zümrüt küpe gibi eşyalar da çıkabiliyor. Görmüştüm videolardan. Hadi bakalım. Demirhane. Güneş şiddeti. Bir tane. Güneş şiddeti bir tane. Verme kardeşim artık. Sis şiddeti. Ham metal. Sis şiddeti. Argos dişi. Çürük çekirdek. Argos dişi. Çürük çekirdek. Çürük çekirdek. Şu dursun. Yine üst üste biriksin. Kasılırken farm yaparken. Geri kalanını açalım. Kolyeleri. Kolyelere bakarız sonra. Çift tamlık çıkarsa güzel para eder. Bu arada parıltılı istiridye çıktı. Onun adetini de göstereceğim birazdan. Sis şiddeti. Sis şiddeti. Çekirdek. Böyle üstüne sağ tıklasak açılmıyor değil mi? Yok maalesef. Ham metal. Ham metaller çıksın. Bunlar lazım oluyor en azından. Çürük çekirdek. Ham metal. Tecrübe yüzü 3 saat. Şu an bu hesapta lazım değil maalesef ama olsun. Kullanırız yeri geldiği zaman. Sevgi kuşu tüyü mü? Ha şey bu. Tamam. Evli karakterler için bir eşyaydı. Şimdi hatırladım. Hırsız eldiven çıktı. Güzel. Lazımdı. Hatta kasacağım bir sonraki videoda bayağı bir. Kolye çıktı. Hadi bir çift tamlıklısındır sen. Maalesef. Şunları açsak mı ki ya? Bunlardan hep tılsım çıkıyor ama hadi açalım. Paratılı üstürü diyor. Allah Allah. Kritik mi? Nasıl ya? Kritik delicide mi çıkıyormuş bu sandıkta? Bak bilmiyordum. Tılsım, tılsım. Tılsım, yaşam kutsaması. Tılsım. Tılsımlara bakalım. Bir rüzgar, bir ateş. Bunları şimdilik atalım. Hatta çıkanlara bir bakalım. Troll kornası, argos dişi. Geldik kolyeye. Tamlık 1. Bunlara artı bastığımız zaman galiba anlaşılıyor. Ben bunların çift tamlık mı değil mi olayını tam anlamadım. Böyle üstüne sürüklediğimde tamlık 2 oluyor da bu çift tamlık değil galiba. Dursun bir. Pazara atıyorum yine bu şekilde. Bu eldiven de üstte işleyen eldivenmiş. Şu kolyemiz tamlık 1 yine. Bakalım ne verecek özellik olarak. Bu da maalesef tek tamlıklı. Tılsımlar da çöp gördüğünüz gibi. Şimdi nerede kalmıştık? Gizemli taş 200 tane oldu. Bununla tılsım üretiriz ileride. Bunlar lazım oluyor. Şöyle burada başka düşürdüğüm prens kitabı 3 düşürmüştük bayağı bir. Yaklaşık 45-50 tane prens 3 kitabı düşmüş. Güzel. Bunların tanesi bile 2,5-3M'den gidiyor. Bu da ekstra bir gelir. Protein lokmasının tanesi de aynı şekilde 2-3M aralığında gidiyordu en son. Buradan da yaklaşık bir 20-25 tane düşmüş galiba. Bende 1-2 tane vardı. Hadi düz hesap 20 tane de bundan düşmüş diyelim. Burada göstereceğim başka bir şey yok. Arkaya parçalara geldik. Parlak parça pek düşmüyor. Fakat diğer parçalar sürüsüne bereket düşüyor. Bunları 10'lu 10'lu 20'li 20'li ayırıp satabiliriz. Paratalı istiridye 58 tane olmuş. Hani düşüyor ama eldivensizken çok düşmüyor. Ben eldivensiz kastım bir de. Ona rağmen 58 tane paratalı istiridye olmuş. Süslü parça sandığımız 80 tane olmuş. Şu sandıklardan hani gümüş define, altı defne falan çıkıyor ama bunlar da 200'denmiş. Depoya atmıştım ben. Başka gösterebileceğim bir şey yok galiba. Parçalar var demişti. Bayağı bir mama var. Şamanım benim sunaklı olduğu için şamanda da bayağı bir artı 6 artı 7 bu şekilde mamalar var. Fakat düşen mamaların %90'ını pete yedirdim. Şu pete biliyorsunuz kasıyorum. 96 yapıp bırakacağım. 96'da çünkü berserkeri artacak, canavarı artacak, engel artacak mı bilmiyorum ama ekstradan bir de HP ve savunma oranları da artacak. Şimdi hesaba pot falan aldım. Ben size bir şey göstermeyi unuttum. Bir arkadaş posta atmış. Oyuna başlamış fakat tekrar bırakmak istemiş. Neler attığını da ufaktan göstereyim size. Ayrıca arkadaşın nicki Flocky'di galiba. Birkaç tanesine baktım ama diğerlerine bakmadım. Sizle birlikte bakalım dedim. Sürpriz olsun dedim. Bakın gördüğünüz gibi daha sandıklar tıklanmamış. Şunlara tıkladım sadece. Şu şekilde zaten arkadaş yazmış. Reis oyuna başlayalı çok olmadı. Her şey epe dayalı olmuş. Bırakıyorum bari sana yarasın demiş. Şöyle artı 8 bir siyah çelik yollamış. 10 ok artı şimşek 5 HP absorbesi var. Bunlar çok lazım olacak. Niye lazım olacağını zaten yakında anlayacaksınız. Ben demiştim size. Benim 61'i artık kasıp ejderlik bir hesap, farmlık bir hesap, beta maplik bir hesap yapmayı düşünüyorum demiştim. Gerçekten öyle bir şey yapacağım. Şimşekli bir zırh lazımdı o hesaba da. Bunu kullanırız. Hatta şöyle bölümcül yollamış. Bunda da 15 şimşek var. Bunu da kullanabiliriz, satabiliriz. Çünkü arkadaş kendi gelişimin için kullan demiş. Şurada bir yerde görmüştüm, size de gösteririm. Artı 8 bir 15 şimşek, 10 şeytan, 10 büyülü, artı 20 hayvanlı bir cennet bilezik. Artı 8 bir cennet bilezik daha. 15 rüzgar, 20 şeytan. Bak bu bilezik güzelmiş. Gerçekten iş yapabilir. Şu korku maskesi güzel. Tam sürgünlük. Artı 8, 20 şeytan, 10 şimşek. Videolarını izlemek zevkli. Oynamasam da takipteyim. Güzel çıkarıyorsun demiş. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Şöyle artı 9 bakır kolye, 10 kritikli. Bu da çok güzel. 10 ok savunması da var. Bayağı iyi hatta. Şampiyon level'lardasın. Paraya çok ihtiyacın oluyordur. Hepsini kendin gelişim için kullan demiş. İşte burada da gördüğünüz gibi arkadaş zaten bahsetmiş, yazmış. Tersemik 20 şeytanı var. Bizim zaten 61'de aura yoktu. Bu bayağı iyi oldu. Şöyle bundan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece buraya kadar baktım. 20x bonus, 1k 8 bayılma, 15 oklu çok güzel bir
Bana göre hani kritiği yok ama çift el hariç geri kalan bütün Epsunlar mükemmel yani, öyle diyeyim. +9 bir tahta ayakkabı yollamış. Buradan sonrasında bilmiyorum. Haydi bakalım o zaman. 3 bayılma 5 kritik. Gümüş kolye +9. 19 demiş bir Chen Band'a yollamış. Hazır STR'li vesaire. +9 bir 20 şeytanlı abonos küpe. Şeytanlı abonos küpem de yoktu herhalde, tam hatırlamıyorum. Kullanırız sürgünde. Ayrıca kutsama kağıdı yollamış 59 adet. Yapıya kadar düşünmüş beni kazılırken kullanırızın diye. Eyvallah, teşekkür ederim. Bakır küpe 20 orklu. Bak bu düşük devullar da güzel iş yapar. Bombacı hesabına da 20 hidra yolladım. Bak onu hiç bilmiyorum. Daha hiç o hesaba bakmadım. Bombacı hesabına da 20 hidra yolladım. Burası dolar diye sandıklarını videoda açarsan heyecanı olur demiş. Tabi açarız, niye olmasın. Ben zaten genelde video için kullanıyorum gelen bütün hediyeleri. Şöyle bir 11 günlük kostüm yollamış. 10 ok 15 şimşek, tam sürgünlük diyebiliriz. O güzel bir fiş yollamış. 20 şeytanı 5 kritiği var. Başka yok galiba değil mi, bakayım. Geçtiğim bir şey var mı? Okumadığım bir şey yok galiba. Floke'ye buradan teşekkür ediyorum. Eyvallah, düşünmen yeterli reis. İnşallah izliyorsundur. Emin ol zaten hesabın gelişimi için kullanıyorum çoğu şeyi artık. Çünkü bu hesap artık su gibi para yiyor. Mecburen bir şeyler yapmam gerekiyor size videolar çekmem için. Hep aynı şeyler olsun istemiyorum. Artık Sunak'ta, Yohara'da da bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu ben de istiyorum ve farklı şeyler de paylaşmak istiyorum size karşı. Bedensele geçeyim. Bedenselde de ne yollamış onu da göstereyim. Sonra video sonlandıracağım. Burada bir de şöyle post varmış. Ben bunu görmemiştim ya. Bak yeni fark ettim. Üstünde yer yok deyince fark ettim. Urfalı'dan selamlar demiş. Eyvallah reis, teşekkür ederim. 1.5 kayıp ile like'ına bir zırh yollamış. Eyvallah, teşekkür ederim. Düşünmeye yeter reisim. Bloki dediğini yapmış. Harbiden de 20 tane hidra sandığı yollamış. Eyvallah, teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim. Cidden bayağı bir etkisi olacak bu bana. Bayağı da bir katkısı olacak. Bu videoyu ben hemen şimdi editleyeceğim. Gün içinde paylaşacağım. Yani bugün ayın şu an 24'ü. Bunu siz izlemiş olacaksınız inşallah, bir sıkıntı çıkmazsa bugün. Ertesi güne hemen video çekmeye başlayacağım ve videonun başında bu sandıkları açarak gireceğim. Yoksa diğer türlü video biraz uzar ve benim de işimi uzatır. Ondan dolayı diğer videonun girişine halledelim. Floki de inşallah kızmaz. Floki'ye de tekrardan selamlar. Eksik olmasını düşünmesi yeterli. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Elimde bir aylık bir yeni sunucu kuponu vardı. Bu kuponu size vermek istediğimi söylemiştim. Yapmanız gereken şey de Instagram'dan beni takip edip mesaj olarak kupon yazıp yollamanızdı. Şimdi bayağı bir arkadaş yazmış, yollamış. Ben şimdi ufaktan bir çekiliş yapacağım. Onu da size göstermeye çalışacağım. Evet, ekranda size paylaşayım. Bana Instagram'dan mesaj olarak atan kişileri buraya ekledim. İsimlerinizi de görebilirsiniz. Şöyle indiriyorum yavaş yavaş. Eğer görmezseniz videoyu duraklatıp tek tek bakabilirsiniz. Bütün kupon şeklinde gelen mesajların hepsini ekledim. Ve burada 55 kişi var. Ben bu kadar mesaj geleceğini hiç tahmin etmezdim. Herhalde maksimum 5-10 kişi falan katılır diye düşündüm. İnşallah ihtiyacı olana çıkar. Bir de elimde ekstradan 10 tane kupon var. Bu kuponlar birer günlük. Yani sunucuya bir girip göz atabilirsiniz. Eğer severseniz sunucuya devam edersiniz. Bu kuponları da bu arkadaşlara vereceğim. İnşallah ufak da olsa bir etkisi olur. Şimdi öncelikle bir kişiyi bir seçelim. 10 tane diye yedek ayarlayacağım. Yedeklere de diğer 10 tane bir günlük kuponu vereceğim. Kazanan kişiye, ilk çıkan kişiye direkt 1 aylık kuponu vereceğim. Diğer çıkan 10 tane yedeğe de direkt bir günlük 10 tane kupon var, onu vereceğim. Hadi o zaman çekilişimizi başlatalım. Hayırlı uğurlu olsun çekilişi başlat dediğimde. Haydi bakalım. 1 aylık kazanan kim çıkacak, merak ediyorum bakalım. Haydi. Dur artık. Oğuzhan Şimşek çıktı. Oğuzhan Şimşek 1 aylık kuponu kazandı. M. Esat Saraç 1 günlük. Buradaki 10 kişiye de birer günlük vereceğim. En azından sunucuya girip bakabilirler. Beğenirseler de devam edebilirler. Mehmet Yıldırım, İsa Turgut, Oğuzhan, Paraga, Ufuk Cembarlas, Seçkin Keskin, Muzaffer Tire, Emre Özgür ve Halil Ş. Akın. Bu arkadaşlara da ben şimdi kodlarını yollayacağım. Bu arada 1 aylık app kuponu çekilişimiz yine 2 tane olacak. Herhalde bu da bir 10-15 gün sonra olur. 2 tane olacak bu sefer. O videoda da aynı şekilde bana Instagram'dan ulaştığınız sürece çekilişe katılmış olursunuz. Tabi ben yine bildirimini geçerim. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Çekilişi kazanan arkadaşlara da hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.